Değerli arkadaşlar yeni bir YQ Ark videosuyla huzurlarınızdayım. Özellikle de cephe çizimi yapanlar veya kapı çizimleriyle işleri olanlar için gerçekten de çok pratik bir komuttan bahsedeceğim. Bu klavyeden kısa yola girmek isterseniz A, D, E Adana Denizli Edirne komutu olacak. Veya ESC'ye basalım. Şuradan görmek isterseniz YQ Arkun üzerine bir defa tıklayın. Buradaki building'e giderseniz zaten burada bakın doğru görüyorsunuz. A, D, E gelip buraya da tıklayabilirsiniz. Her ikisi de aynıdır. Her neyse burada zaten kapı çizimi ile alakalı bir taslağı görüyorsunuz. Bir arayüzü görüyorsunuz. Sağ tarafta da zaten değerleri değiştirebileceğinizi fark ediyorsunuz. Burada zaten kısa yolları parantez içerisinde belirtme Burada H yani kapının toplam uzunluğunu W'da buradaki yatay uzunluğu veriyor. Yani buradan uzunluk ve yatay uzunluğu girebiliyorsunuz. Bu aradaki thickness'da da neymiş? Buradaki kasanın kalınlığı burada 50 olarak belirtilmiş. Ben buradaki değerleri değiştirmeden şimdilik yapacağım. Bakın single'dayım. Kapıyı da front'tan çizeceğiz. Yani önden çizmiş olacağız. Okey dediğimizde hemen karşıma bir scale geldi. Bakın burada bire yüze biri biri kullanabilirsiniz ama burada tabii ki ölçüler çok büyük veya çok küçük olabilir. Bu seçtiğiniz ölçüye bağlı olarak. Ben burada 1'e 25'e seçeceğim ve okey dediğimde bakın karşıma geldi. Şöyle birazcık uzaklaşalım. Geldim şuraya bir yere tıkladım. Tıkladıktan sonra mouse'u şöyle sağa sola hareket ettirirseniz gördüğünüz gibi kapıyı sağdan veya soldan çizimi size sağlıyor. Gelin bir defa tıkladığımda ne oldu? Şu gördüğünüz gibi toplam şuradaki uzunluğu sizin istediğiniz değerde verdi. Tabii ki de şuradaki kasadaki değeri düşerek. Tekrardan enter diyelim. Karşımıza gelsin. Şöyle de gösterelim. Bakın toplam 2100 demiştiniz. 2050 kalıyor tabii ki elbette. 2050'ye buradaki kasanın da toplam uzunluğu girersiniz. 2100 ediyor. Toplam yatay uzunluğu 800. Tabii ki aradaki uzunluk vermiş oluyor. 50-50 de buradan geldiğine göre 900'e buradan sizlere veriyor sevgili dostlar. Bir de aynı şekilde geri plandan çizebilirsiniz demiştim. Back'ten yani okey diyelim ve hemen yanına oluşturalım. Gelip şöyle bir defa tıkladığımızda yine mouse'u sağa sola çevirmenize bağlı olarak yönünü değiştirebiliyorsunuz. Gelip bir defa tıkladım sağa doğru. Bakın ne oluyor? Buradaki hem mentişe grubunu görebiliyorsunuz hem de buradaki kapatma mekanizması ile ilgili çizimi de sizlere veriyor. Evet tekrardan Enter diyebilirsiniz. Burada daha fazla detay var elbette ki. Bu sefer şöyle yapın. Buradaki değerleri değiştirebileceğinizi zaten biliyorsunuz. Bunu vurgulamama gerek yok galiba ama diyelim ki 2200 diyelim. Yatay uzunluğunu şöyle 1000 olarak verelim. Buradaki kasa kalınlığını da genişliğinde 70 olarak belirtelim. Bakın burada diyor ki 2 pointle çiz. Yani sizin belirteceğiniz 2 referans noktasına göre bu kapıyı yap. Gelip burada tıklarsanız artık buradaki ölçüyü sizden istiyor. Hani biz 2200'e 1000 değerini verdik ama e siz her zaman o değer değil de seçtiğiniz herhangi iki referansa göre bunu tutturmak isteyebilirsiniz. Mesela bir e, cephe çiziminiz olabilir. Cephe çiziminde nokta noktayı seçmek istiyorsunuz. Şöyle ki bu noktadan tıkladım. Mesela şu noktaya yapsın. Gördüğünüz gibi hemen çizdi. Ve gelin ne yapacaksınız? Yönü belirteceksiniz. Tıkladığınızda sizin için artık bunu yaptığını görebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Sizi seçtiğiniz iki noktaya, iki referans noktasına göre gitti. Bu kapıyı yerleştirdi. Diğer bir taraftan şöyle bir seçenek var. Hemen enter'la gösterelim. Bakın burada diyor ki dikdörtgen rectangle'lara göre yap. Yani bu ne demek oluyor? Diyelim ki şöyle R, -E ile rectangle çizelim. Birisi şöyle olsun. Örneğin birisi böyle olsun. Değil mi? Böyle rastgele rastgele çizimler. Buralara doğrudan kapıyı yerleştirebiliyor. Bunu için AD komutuna girdim enter dediğimde gelip burayı seçiyorum, tıklıyorum ve bunları seçerek enter dediğimizde ne yapıyor? Buraya tak 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 hepsini yerleştiriyor. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir şekilde bunu yapıyor. Tekrardan enter diyelim ve diğer seçenekleri gösterelim. Peki diğer seçenekler neye yarıyor? Örneğin şurada bakın ortadakine tıklarsanız tam olarak eşitte merkezde şu gördüğünüz yerden size bir kapıyı veriyor. Yine bununla alakalı bütün değerleri bakın şuradan değiştirebiliyorsunuz. Neyin ne olduğunu nereden anlayacağım diyorsanız bakın burada S1 diyor zaten. Buradan gidip S1'i buluyorsunuz. Bakın burada zaten S1 gördünüz mü? Şurada yer alıyor. Siz de geleceksiniz o değeri vereceksiniz. Şurada zaten S1 yine hakeza burada da görüyorsunuz. L1, L2 yani buradaki parantez içerisindeki kısa yolları şuradan gelip hemen değerini değiştiriyorsunuz sevgili dostlar. Hemen yanındaki de double zaten anlayacağınız gibi çift açılımlı oluyor. Şöyle tıklayıp bunu da gösterebilirim sizlere. Buradan tam merkezden çift açılımlı bir kapı. Peki şu alttakiler neye yarıyor? Şunu gösterdik zaten önden arkadan dedik. Has closer yani şuradaki kapatıcı var ya şu gördüğünüz kapatma mekanizması. Gelip bunu ee, buradan iptal ederseniz vermez çiziminizde okey dediğinizde gösterelim yine arka plandan. Bakın burada ne yaptı? Menteşeleri vardı, verdi ama şuradakini vermedi. Tekrardan enter dediğimizde şunu seçelim. To group diyor. Yani yaptığınız bütün çizimleri grup olarak görüyor ama örneğin ben bunu iptal edersem ve okey dersem bu sefer de şöyle yapıyor. Bakın tıklayalım. Şu gördüğünüz arkadaş artık bir grup değil. Ama hemen yanındakine tıklarsanız bir grup olduğunu görürsünüz. Evet. Enter diyelim ve devam edelim. Şurada zaten hes dımdan şunu anlarsınız ki hani ölçülendirmeleri yapıyor. Eğer ben ölçü istemiyorsam bu sefer bunu iptal ederek şöyle tıklayabilirsiniz. Bakın ölçü ölçü vermiyor. Tamam. Evet. Enter dedik ve geriye ne kaldı? Aslında çok bir şey kalmadı. Buradaki layer'lara bir isim verebilirsiniz. Artık Ahmet Hüseyin siz ne derseniz. Örneğin AHM iki layer diyebilirsiniz. Aynı şekilde renklere eğer siz farklı bir renk yapmak istiyorsanız gelip buraya tıkladıktan sonra mesela ben buradaki rengi ne olsun işte sallıyorum tamamen sallıyorum şu olsun diyebilirim. Ve örneğin şöyle bir örnek olarak da gösterip bu konuyu kapatacağız artık. Şöyle önden olsun okey dediğinizde gördüğünüz gibi sizin istediğiniz layer renginde ve layer adında Size bir kapı çizimine yapmış oluyor. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Seriye çok hızlı bir şekilde sürekli güncelleyerek devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.